Evet, sahnemizde nesne oluşturmayı gördükten sonra, temel nesneleri oluşturmayı gördükten sonra bunları nasıl taşıyacağız, döndüreceğiz ve kopyalayacağız onları görelim. Bunun için Alt W tuşuna basarak ekranımı büyütüyorum. Veya şuradaki sağ alt köşedeki ikonu da kullanabilirsiniz. Bu sahneyi ekranı büyütüp küçültmek için. Evet, sahneyi de birkaç tane nesne oluşturalım hemen. Evet. Şimdi her nesneye tıkladığımda her nesnenin üzerinde bir tane X, Y ve Z koordinat ekseni olduğunu görüyorsunuz. Bu her nesnede mevcuttur ve bu mevcut olan koordinat sistemine pivot noktası denir. Yani bunun bulunduğu nokta, bu X, Y, Z'nin bulunduğu nokta bu nesnenin pivot noktasıdır. Bu pivot nokta nesnenin merkezinde olmak zorunda değildir. Herhangi bir yerinde de olabilir ama ilk oluşturulduğunda genelde diyelim ki şu küpte altta ve merkezde oluşmuş. Şu kürede ise tam merkezde oluşmuş. Gördüğünüz gibi. Evet, sahnede 3 tane nesnemiz var. Burada üstte Select Obje diye bir ikonumuz var. Eğer bu aktif halde ise eğer nesnelerimizin üzerine tıklayarak seçim yapabiliriz. Ve bu ikon aktif ise bunun anlamı herhangi bir komut aktif değildir anlamında. Yani taşıma komutu, döndürme komutu, rotate komutu, ölçekleme komutu gibi herhangi bir komut aktif değildir anlamındadır. Şimdi burada nesnelerimizi taşımak istersek eğer şuradan taşı aracını, Select and Move aracını tıklayarak taşıyabiliriz. Bunu seçtiğimiz an şurada seçme Select Obje nesnemiz, ikonumuz pasif duruma düşüyor ve taşı aracımız aktif duruma geliyor. Bu aktif ise pivot noktasının üzerindeki X, Y, Z düzleminde birer taşıma ikonları oluşuyor. Burada biz 3 boyutlu bir düzenli uzay sisteminde çalıştığımız için nesnelerimizi taşırken hangi eksende taşıdığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Diyelim ki X ekseninde taşımak istiyorsak muhakkak şu X'in üzerine gelip sol tuşla basılı tutarak taşımamız gerekiyor. Yoksa aksi takdirde herhangi bir yere tıklarsanız istemediğiniz noktalara nesneniz taşınabilir. Diyelim ki Y ekseninde taşımak istiyorsunuz. Bu Y'nin üzerine gelip gördüğünüz gibi Y seçili hale geliyor. Yani rengi değişiyor. Sarı şu çizgi kısmı sarı hale geliyor. Bunun anlamı Y ekseni seçili hale geldi ve artık bunun üzerine tıklarsanız Y ekseninde taşınacaktır anlamındadır. Muhakkak bunlara dikkat edin, yoksa istediğiniz noktaya nesneniz taşınmayabilir. Z ekseninde taşımak istiyorsanız Z'nin üzerine gelip gördüğünüz gibi yine Z'nin bu çizgisi sarı hale geldi ve Z ekseninde taşınabilir hale geldiğini anlıyoruz buradan. Mouse'da sol tuşuna basılı tutup yukarı doğru mouse hareket ettirirsem gördüğünüz gibi nesnemiz taşınmış olur. Küremizi hareket ettirelim. Küremizi seçtik. Evet, X'in üzerine geldim. Gördüğünüz gibi X yine sarı hale geldi ve sarı hale geldikten sonra mouse'un sol tuşuna basılı tutarak sağa ve sola doğru hareket ettirip nesnemizi taşıyabiliyoruz. Burada unutmamanız gereken mouse'un sol tuşunu basılı tutuyorum. Evet, Y eksenini de aynı şekilde yapalım. Tabi burada yine serbest bir şekilde taşıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi hangi eksenin üzerine gelirsem o eksen üzerinde taşıma işlemini yapıyorum. Burada ekstradan şurada fark ederseniz diyelim ki Z ve X ekseninin birleşim kısmında şöyle bir alan var. Eğer şu alanın üzerine gelirseniz bu kısım sarı hale gelip aktif hale geliyor. Bunun üzerine sol tıklayıp basılı tutarsanız eğer sadece X ve Z ekseninde hareket edecektir. Yani Y ekseninde hareket etmeyecektir. Aynı şekilde Y ve Z'nin bulunduğu
ikisini kesiştiği şuradaki dikdörtgen kare alana tıklayarak yine orayı sarı hale getirdik, aktif hale getirdik. Mouse'un sol tuşuna tutup gördüğünüz gibi yine sadece Y ve Z ekseninde taşıma işlemini yapıyoruz. Bu önemli çünkü çizim esnasında hangi eksende taşımamız gerektiğine göre bunları bu şekilde taşımamız gerekiyor. Yoksa istemediğimiz noktalara nesnemiz taşınır. Bunu muhakkak çalışırken, çizim yaparken hangi eksende çalışmak taşımak istiyorsak o eksende o ekseni aktif hale getirip veya iki eksenin birleştiği noktayı aktif hale getirip o eksende taşıma yapmamız gerekiyor. Diyelim ki x ve y düzleminde, sadece x ve y düzleminde z yönünde hareket etmesini istemiyoruz. Sadece x ve y düzleminde hareket etsin istiyoruz. Bunun için de yine x ve y'nin birleşmiş olduğu şu kare alana gelip burayı sarı hale getirip tıklayarak hareket ettiriyoruz. Evet. Diyelim ki bunları bu şekilde serbest bir şekilde yaptık. Peki ölçülü nasıl yapacağız? Ölçülü yapabilmek için şurada taşı aracına sağ tıklayarak açılan menümüzü görüyorsunuz. Şu sol taraf şu nesnenin max'in 0 0 noktasına göre, yani koordinat düzleminde her zaman bir 0 0 noktası olur. Max'imizin şuradaki noktası max'in 0 0 noktasıdır. Bu nesnenin şu 0 0 noktasına olan koordinat uzaklıkları. Ben bunları sıfırlar ise max'in 0 0 noktasına, yani orijin noktasına nesnemiz taşınmış olur. Ama daha çok kullanacağınız kısım şurası. Diyelim ki x ekseninde 10 santim taşımak istiyorsunuz. 10 yazıp enter basmanız yeterli. Y ekseninde geriye doğru, yani y yönü şu anda bu sol tarafı gösteriyor. Bu 10 yazarsam veya 20 yazarsam o yönde hareket edecektir. Eksi 20 veya 30 yazarsam diğer zıt yönde hareket edecektir. Z ekseninde aynı şekilde 20 yapalım. Yukarı doğru taşındı. Eksi 50 yaparsan da aşağı yönde 50 birim aşağı inecektir. Diğer nesnelerde de aynı şekilde 20, 30, 40 gibi değerler girerek nesnemizi taşıyabiliriz. Evet, ekran üzerinde eksenlere tıklayarak nesnelerimizi taşıyabildiğimiz gibi buradan şu araca sağ tıklayarak açılan menüden de ölçü girerek taşıyabiliriz. Evet. Rotate ve ölçekleme komutları da aynı mantıkla çalışıyor. Rotate aracını aktif hale getirdim. Nesnemizi seçtik. Gördüğünüz gibi seçtikten sonra rotate ile ilgili eksenler ortaya çıktı. Şuradaki ekseni tıklayıp serbest bir şekilde döndürebiliriz. Şu ekseni tıklayıp serbest bir şekilde döndürebiliriz. Eğer döndürme işlemini diyelim ki hatalı yaptık. Sol tuşu bırakmadan eğer, yani işlemi sonuçlandırmadan sağ tıklarsanız eğer mouse'dan işlem direkt iptal olur. Evet. Ve isterseniz yine buradan diyelim ki x ekseninde veya z ekseninde 45 derece ölçü girerek taşıyabiliriz. Bu menü şu anda açık durumda. Bunu taşı aracına tıklarsam Move aracına dönüşüyor. Rotate aracına tıklarsam Rotate aracına dönüşüyor. Yani her seferinde kapatıp buradaki araca sağ tıklamanıza gerek yok. Tıkladığınız komuta göre değişen bir menü. Gördüğünüz gibi ölçekleme aracına tıklayınca da hemen ölçek aracına dönüştü. 50 yaparsam gördüğünüz gibi %50 oranında küçültecektir. 2 kat büyütmek istiyorsam şuradaki yüzde yerine 200 yazıp yaparak 2 kat büyütebilirim. Eğer bu menü kapalı ise buradan bu 3 araçtan taşıma, döndürme ve ölçekleme aracından herhangi birine sağ tıklayarak bunu açabilirsiniz.
Evet, bazı durumlarda taşı aracı veya rotate aracı aktif halde iken istemeyerek de olsa nesnelerin çizim yaparken taşınabilir veya döndürülebilir. Bunu önlemek amacıyla eğer bu araçlardan hiçbirini kullanmayacaksanız şuradan select aracını aktif hale getirerek şu 3 komutu pasif duruma düşürebilirsiniz. Böylelikle yanlışlıkla bir işlem yapmamış olursunuz. Bu eğer aktifse şu 3 komuttan biri hiçbiri aktif değildir anlamındadır. Eğer bunlardan birini aktif hale getirince şu araç yine pasif hale düşüyor. Evet. Dersimizi bitirmeden önce son bir şey olarak nesnemizi diyelim ki taşıyoruz. Taşıyoruz. Taşıma işlemini yaparken veya döndürme, ölçekleme işlemini yaparken de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Taşıma işlemi yaparken Shift tuşuna basılı tutarsanız eğer diyelim ki x80'de taşıyorsunuz ama taşımadan önce klavyeden Shift tuşuna basılı tutarsanız eğer bunu bir kopyasını alacaktır. Çıkan menüden şu anda copy aracını seçili halde bırakalım. Evet, Shift tuşuna basılı tutarak birer kopyasını alabilirsiniz. Burada aynı zamanda diğer araçlar için de geçerli. Döndürme işlemi, rotate işlemi yaparken de yine Shift tuşuna basılı tutarsanız eğer gördüğünüz gibi nesnenin bir kopyasını alarak döndürme işlemini yapıyor. Evet, kopyalama işlemini gördükten sonra hemen kopyalama ile ilgili bir iki daha özellik belirtip dersimizi bitirelim. Ben buradaki tüm nesneleri seçtikten sonra delete tuşuna basarak siliyorum. Evet, bir tane küp oluşturalım. Şimdi taşı aracını aktif hale getiriyorum. Bir tane y yönünde kopya oluşturuyorum. Bu kopya oluşturmaz bir menü açılacak ve buradan ben kopya aracını aktif hale kopya seçeneği seçili haldeyken kopyalama işlemini yapıyorum. Diğerinde x80'de kopyaladım. Burada da instance seçeneği aktif hale gelsin. Bunun anlamı şu. Instance'da kopyalanan nesnelerde diyelim ki ölçü gibi değişiklikler yapacağız. Bunu yapabilmemiz için hatırlarsanız modify nesneyi seçtikten sonra modify penceresine gelip ölçüsünü değiştiriyorduk. Gördüğünüz gibi ölçüsünü değiştirince instance'ı seçtiğinde yani birbirine bağlı olan iki kopya da değişmiş oluyor. AutoCAD'deki blok mantığıyla çalışıyor. Ama normal copy ile kopyaladığım herhangi bir ölçü değişikliğinden diğerleri etkilenmiyor. Instance'da kopyaladığım şunları kopyaladığım nesneler birbirlerini etkileyecektir. Evet. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste Max modellemeye devam edeceğiz.